Çantamızın içine neler koydunuz da? Şimdi zaten hemen hemen aynı şeyleri koyuyoruz. Öncelikle dedim ya hani bir gece önceden ya da sabahtan hazırlıyorum yemekleri. Benden aynı termos var. Termosuma ilk önce bir yemeğimi koyuyorum. Burada çok kullanışlı bir termos. Çünkü 7 saate kadar sıcak tutuyor. 5 saate kadar da soğuk tutuyor. Yani uzun bir süre sizi götürüyor açıkçası. Bu çatalın ya da işte kaşığın yanında olması çok elverişli. Onu önce bir anlatayım. İlk önce yemeğini aldık. Kesinlikle. Hatta yemeği ve suyu içinde termal alanlarımız mevcut. Evet, ben de kullanıyorum bunları. Termal alanlara işte ne bileyim atıştırmalıklarını koyuyorum. Yemek ve atıştırmalık kısmını tamamladıktan sonra bebek bezi şeyini alıyorum. İşte bezlerini işte kaç tane alıyorum? Islak mendilini alıyorum. Alt değiştirmek için bir ped alıyorum. Şöyle zaten. Bebek bezi için ben ayrı bir çanta kullanıyorum. Çünkü çok kullanışlı. Atıyorum işte masada bütün çantayı bebek değiştirme, bez değiştirme alanına götürmeyip direkt bunu alıp pıt pıt bezimizi değiştirmek geliyor. Taşıma falan da çok zorlu. Ben de aynı şekilde. Ayrı bir çanta. Evet. Ya da müslin keseler. Bunlar da çok kullanışlı. Aynen. Üstün kesteyi ben şey için kullanıyorum, yedek kıyafet. Evet. Sen yanına kaç takım alıyorsun? Bir takım alıyorum ben herhalde. Evet. Yani öyle sürekli ay şurası kirlendi değiştireyim gibi bir anne değilim. Aynen. İstediği kadar ama işte daha farklı, çok kirlendiğinde kesin değiştiriyorum. Ama böyle çok aşırı kıyafet değiştiren bir anne değilim yani. Ben açıkçası. De öyle. Yani gezmeye giderken bir takım okey. Ama ben bunu genel bir huy edinmişim sanırım. Uzun yola çıkarken de bir gün bir takım aldım. Arabada İki kere kusulunca o iş bitti. Bavulu açıp bagajdan çıkarıyorum. Ama ben de öyleyim ya. Ben genelde bazen almayı bile unuttum oluyor. Hani o kadar şeyim ki. Çünkü dediğim gibi böyle çok aşırı değiştirmiyorum yani. Ama koyuyorum şu an bir takım artık da yürümeye de başladı zaten. Bu tarz keseler de çok güzel oluyor çünkü bunlar da yıkanıyor. Çünkü bebek çantasının içine koyduğun her şeyi kesin yıkanabilir olması lazım. Çünkü her şey çok kirleniyor. Bir de bunları da hallettikten sonra ben de şöyle bir değiştirme şeyi koyuyorum. Ekstra müslin şu an burada yok. Hani ekstra müslin ben koyuyorum genelde. Müslin, evet ben bazen yani genelde ne olur ne olmaz. Yani ne olur ne olmaz. Çünkü işte bazen şey oluyor özellikle yazınsa işte üzerine atıyorum uyumunda ne bileyim. Ya da bir yere koyuyorum oturduğumda falan filan. Öyle bayağı bir müslin kullanıyorum. Yani büyük falan anneler de öyledir. Hani herkesin birden fazla müslin yapıyor. Zaten hamilelik aşamasında bir 5-6 tane net alınıyor herhalde. Aynen öyle. Bir de bu çantanın şurasında da bir termoalik var ya. Ben burayı kendime maske ve telefon gözü. Ben de koyuyorum. Burada Nil'in şu an en sevdiği bölme bu sürekli. Açıp kapatıyor mu? Evet. Bir gün videosunu kesinlikle atacağım. Bebek pazara da atacağım. Çünkü Nil şu an çantayı gördü ama ona gidip şöyle güzel güzel bölmelerini karıştırıyor. Tam onun şu an en sevdiği çanta. Karıştırma. Aynen öyle. Bir de oyuncak alıyorum. Evet, oyuncak. O zaman tekrar özetliyoruz. Doğa severiz. Dışarı çıkarken yanına yemeğini alıyor. Evet. Ara öğün. Yani meyve falan koyuyorum ben ya da yaptığım yani şey varsa hani muffin işte kektir ya da kurabiye bir şeyler ya mutlaka koyuyorum. Nil çok seviyor öyle şeyleri. Eğer yani hep yemiyor ama bir kriz anında bir şey anında onu arıyoruz yani. Aynen. Yemeğimizi önceden hazırlayıp koyuyoruz. Evet. Ara öğünümüz zaten her daim dolabımızda olmak zorunda. Kesinlikle. Olmazsa olmaz. Yani eğer yoksa bile gittiğiniz bir yerde bulabilirsiniz. Evet. Yani meyvedir mesela hani olmasa bile. Bezlerimiz. Banko lütfen. Müslüm bezlerimiz, yedek kıyafetlerimiz. Evet. Ekstra bir şey çok zorunlu.